Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Hocam her zaman muhteşem bir aşık olmuştur. Ama ben yabancı bir yakışıklı erkeğin çekiciliğine hiçbir zaman karşı koyamadım. Her zaman beğenilen bir kadın oldum. Bulunduğum ortamda erkeklerin dikkatini çekerim mavi gözlerim, uzun, örülü saçlarım vardır. Hocam Sedat bu halimle liseli kızlara benzediğimi düşünür. Evlendiğimizde ben 21 yaşındaydım, Sedat ise 25 yaşındaydı. Sedat'ın babası Faruk, yani kayınpederim, benim gözümde çekici bir erkekti. Sportmen, olgun, yakışıklı bir erkek. Nikah töreninden çıkarken davetliler bizi kutluyorlardı. Kayınpederim beni kutlamak için öperken, eliyle hafifçe dokunmuştu. Sadece bu kadar değildi onun bana karşı yaklaşımı. Hep bana hayran bakışlar, minik dokunuşlar, flörtümsü iltifatlar da bulunurdu. Ama hoş gördüm hep, bunlardan hiç kocama bahsetmedim. Evlendikten sonra, henüz kendi evimizi hazırlayamadığımız için, yaklaşık bir hafta kadar kayınpederlerin evinde kaldık ve bu süre içerisinde de kocamla her gece çılgınlar gibi sabahlara kadar boş durmadık. Kayınpederimle kayınvalidem yan odada kalıyorlardı ve mutlaka bizim çıkardığımız sesleri duyuyorlardı. Hocamla birbirimizi o kadar uyarmamıza rağmen, zevkin doruklarına çıktığımızda kendimizi kaybediyorduk. Hele ben kendime engel olamıyordum. Kayınvalidem Leman kütüphanede çalışıyordu. Ben akşama kadar evde yalnız kalıyordum. Bir gün evde gene yalnızdım ve banyoda çamaşır yıkıyordum. Kimsenin gelmeyeceğini, evde yalnız olduğumu düşünerek, günlük giysilerimi de çıkarmış, diğer çamaşırlarla birlikte makineye atmıştım. Çamaşır makinesinin kapağını kapatıyordum. Üzerimde sadece bir mini kısa elbiseler vardı. Tüm dikkatimi makineyi programlamaya vermiştim. Aniden banyonun kapısı açılıverdi. Kayınpederim, "Oh. Pardon Zerin, burada olduğunu bilmiyordum." dediğinde korkuyla irkildim. Her zaman sabah işe gidip akşam gelen kayınpederim, bugün öğle yemeği için eve gelmiş. Elinde anahtar olduğundan geldiğinin farkında olmamıştım. Hemen doğruldum ve utancından kızarmış yüzümle omzumun üzerinden ona baktım. Uygunsuz bir durumdaydım. Banyoda öyle bir vaziyetteydim ve benim aksime, pek utanmış görünmeyen kayınpederimin hayran bakışları benim üzerimde dolaşıyordu. Konuşmaya başladığımda kekeleyerek makineye çamaşırları atıyordum. Ben, evde kimse yok diye, diyebildim. Kayınpederim, şey, öğle yemeği için gelmiştim. Ben de kimse yok zannettim. Seni böyle diyerek sustu. Bana baktı ve aniden, "Zerrin, çok harika fiziğin var." deyiverdi. Bu iltifatı çok hoşuma gitmişti ama bu iltifatı yapanın kayınpederim olması kendimi suçlu hissetmeme neden olmuştu. Hiçbir şey diyemeden öyle kalmıştım. Önce aramızda bir sessizlik oldu sırtım ona dönük, heyecan içindeydim, konuşamıyordum. Sessizliği yine kayınpederim bozdu, bana dön Zerrin. Yüzünün güzelliğini görmek istiyorum, dedi. Önce biraz tereddüt ettim, ama sesi emreder gibiydi, ben de emre uydum. Yavaşça döndüm ve sırtımı makineye dayayarak durdum. Kayınpederim gülümseyerek derin bir nefes aldı. Gözlerini dikmiş bakıyordu sonra soluğu daha da hızlanarak, of Zerrin. Kahretsin. Öyle güzelsin, öyle hoşsun ki, dedi. Utangaç bir gülümsemeyle, sağ ol baba. Üzerime bir şeyler giysem iyi olur, diyerek kapıya yöneldim. Fakat çıkamadım. Kayınpederim benim yolumu keserek durdurdu. Banyonun ortasında durup gözlerimi ona diktim. Sessizce baktım ve yol vermesi için bekledim o kenara çekilmeden dışarıya çıkmam mümkün değildi. Çaresiz çamaşır makinesinin yanına geri döndüm. Kayınpederimin gözlerine baktım. Gözünü kırpmadan bana bakıyordu. Onun istekli bakışlarıyla kıvrandım, içimden bir şeyler aktı sanki. Ben de gittikçe heyecanlanıyor, sıcaklığım tavan yapıyordu. Her saniye hararetim artıyordu. Hadi şimdi izin ver de gideyim, dedim artık bu noktadan sonra geriye dönüş olmayacaktı. Biliyordum bunu. Ve istiyordum da. Kayınpederim, seni ilk gördüğümden beri deli oluyorum Zerrin. Hastayım sana. Dedi. Güldüm, bence de sorun değil babacım. Ben de sana hayranım. Çoğu gece senin duyman için yüksek sesler çıkardım dedim. Ve sonra olanlar oldu duş aldık ve banyodan çıktık. Kayınpederim elindeki külotu göstererek, eğer mahsuru yoksa bunu ben almak istiyorum. Koklayıp koklayıp ahh çekerim, dedi. Bu olayı takriben zaman içerisinde kayınpederimle haftada iki yıda üç kez devam etti. Sonunda evimiz hazırlanınca, kocamla ben oraya taşındık. Kayınpederim, kocam evde yokken geliyor, bu da benim çok hoşuma gidiyordu. İyice alışmıştım buna. Kayınpederim gelmediği, ara verdiği zamanlar, kendimi tatminsiz hissediyordum gözlerim etrafta fıldır fıldır erkeklerde dolaşıyor, belamı arıyordum adeta.